Salih'in kendi hatalarından kaynaklanan bir gerilemesi söz konusu. Nasıl? Fenerbahçe gibi bir takımda geldi. Aykut Hoca'nın elindeyken, Aykut Hoca mesela şey diyordu onun için. Bir gün gelecek, önce Salih yazacağım, sonra yanına 10 kişi yazacağım diyordu. Yani bu kadar Salih ile ilgili iddialı konuşuyordu. Sonra tabii Ersun Hoca geldi. Ersun Hoca hiç oynatmadı neredeyse Salih'i. Bir gün bir yemek yiyoruz bir yerde. Ya dedim, Ersun Hoca sen bu çocuk genç çocuk yani bunu niye oynatmıyorsun? Aykut Hoca böyle böyle filan söylüyordu. Genç çocuk filan dedim. Ben onun gençliğini bilmem ne yapayım dedi adam. Ya bir teknik direktör genç bir oyuncusu hakkında böyle konuşur mu Allah aşkına? Olacak şey mi bu yani? Bu gazetelere filan çıktı onun için rahat konuşuyorum yani söylüyorum. Velhasıl ondan sonra işte Roma macerası. Roma'ya gittim. Röportaj yapmaya. Gururla bir Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin bir futbolcu, bir genci. Roma gibi büyük bir kulübün tesislerine gittik abi. Çocuk orada şeylerle, Totti ile idmana çıkıyordu yani. O kadar güzel bize gurur veren bir durumdu. Sonra tabii aşağı özel hayat dolayısıyla aşağı doğru bir gidiş. İsviçre'ye gitti, oraya gitti, buraya gitti, bir sürü yere. En son yer Alanya. Alanya'da gerçekten geçen sene çok iyi bir futbol oynadı. Çok iyi bir futbol oynadı geçen sene. Ben o gün bu yaz ona dedim ki şöyle bir ifade kullanın. Bak Salih dedim kafanı kullanırsan oğlum sen bir büyük takım daha yaparsın. Çünkü bu yeteneği var vesaire hala çok genç. Salih yaşlı zannediyorsun bir sürü yer dolaştığı için insanların kafasında Çok Salih genç herhalde başladığı için. 30 güzel olmuştur falan diyorsun ama öyle değil yani. Salih gencecik bir çocuk daha. Bu sene dedim yemeyeceksin içmeyeceksin. Bu arada sezon son sözleşmesi bitiyor. Yemeyeceksin içmeyeceksin. Kardeşim tesisi açacaksın gerekirse. Ve dedim sen mutlaka bir büyük takım yapacaksın. Yaparsın yani bu senin kaliten var. Bir de Alanyaspor'da gerçekten çok üst düzey bir futbol oynuyor. Daha da kendini geliştirdi. Eskisi gibi zayıf da değil. Toplandı bayağı. Fizik olarak da toplandı. Durumu da bence iyi. Peki Onun için. Galatasaray için doğru hedef mi? Abi Salih ya, bütün takımlarda oynar. Ya Galatasaray'da oynar, Fener'de, Beşiktaş'ta hepsi de oynar. Hepsini isteyebileceği bir oyuncu. Lakin 500 bin euro tabii sezon sonu bitecek sözleşmesi. 500 bin euro mu yazmışlar Evet, sizin buna? 500 bin euro. 500 bin euroya bence güzel bir alışveriş olur. Hem Galatasaray açısından hem Antalyaspor açısından. Antalyaspor başkanı şuna bakar kardeşim. Adam sezon sonu sözleşmesi bitecek. Elden çıkartıp para kazanayım. Galatasaray'da gerçekten çok ucuz bir fiyata çok kaliteli bir oyuncu transfer etmiş olur. Savaş hemen Sadece bilgileri Galatasaray almak mı için. acaba? Beşiktaş'ta bak Dorukhan Beşiktaş ayrılığı var. Orada ben bir Beşiktaş olayı da duydum. Sezon sonu bitiyor. Evet doğrudur. Devre arası bu transferleri yapmak ne kadar doğru olabilir bilmiyorum. Ama Salih Uçan için sadece Galatasaray değil. Onu biliyorum yani. Beşiktaş'ın da bir teması olduğunu biliyorum. O yüzden kızıştırma da yaklaşıyor çünkü transfer başlıyor. Şurada 3 gün sonra transfer başlayacak resmi olarak. Bir de tabii mesela Sayın Hasan Çavuşoğlu sözleşme uzatma teklifinde bulunur mu? Bir de Şimdi tabii o boyut var. orada kimle oynuyordu? Ceyhun Gülselam'la oynuyordu. Ceyhun Gülselam'ın da bir 2-3 hafta önce bir sakatlığı vardı. Şimdi o da sakatlığını atlat tedavileri devam ediyor. Bütün duran topları şey kullanıyor, Salih kullanıyor. Baya yani takımda şu anda en önemli isimlerden bir tanesi Alanyaspor takımında. Peki, Aytaç Kara için de bir şey. Aytaç Kara geçen burada biz futbolcunun anlaştığını devre arasında giyebileceğini ben söylemiştim ama Kasımpaşa cephesi pek öyle bir şey söylemiyor şu anda. İpler bizim elimizde. Sezon sonu bitiyor. Alacaklarına karşılık serbest kalacağı iddia ediliyordu. Kulüpten tek kuruş alacağı yok deniliyor. Benim Kasımpaşa cephesinden aldığım. Yani biz istersek bu transfer olur. Evet, Aytaç Kara tercihini Galatasaray'da yanına Ne zaman kullanıyor. bitiyor onun sözleşmesi? Sezon sonu. Ha onu da bitiyor Sezon da. sonu bitiyor. Abi Yani yarım sezon sezonda. sonu bitecek. Oyuncuyu kolay kolay tutamazsın abi. Ya ipler kulübün elinde olmuyor. Bak Bir şöyle bir de bir şeyler büyük takım tabii bak ki şöyle bir herkes şeyler için daha yapıyorlar. cazip. Bak bu tip şeylerde inata gerek yok abi. Bak inat bazen ne yapıyorlar biliyor musun? Mesela kulüp başkanıyım ben. Benim oyuncumu senin sözleşmen bitiyor sezon sonu. Benim oyuncuma talip var. Gitme diyorum. Sözleşme uzat benden diyorum. Sen uzatmıyorsun. Kadro dışı bırakıyorlar. Ne Çok oldu? oluyor. Ne oluyor abi şimdi? Mesela Kasımpaşa Aytaç'ı kadro dışı bıraksa sözleşme uzatmadığı için ya da Alanyaspor Salih'i bıraksa kadro dışı bıraksa kim kazanacak abi? Kimse Hiç kazanmayacak. kimse. Futbolcu Özellikle de geri oyuncu. götüreceğin 6 ay top oynayamayacak. Sen cebine para girmedi, sen oyuncudan faydalanmadın. Bak geçen sene yerli futbolcular bu kadar konuşmuyordu. Şimdi önümüzdeki sene kademeli olarak Tabii yabancı yabancı kontenjana düşeceği kontenjan için şu olacak. anda herkes döndü dolaştı Peki yerli malı yurdun malı. Fenerbahçe'ye Yerlilere yanıyor. geçmeden önce bir cümle. Takip marketleri. Madem Beşiktaş'ta devrede dedin, hangisi için daha mantıklı olur? Salih'in hangi takıma gitmesi daha yakın görünüyor ya da Şimdi daha biraz mantıklı? önce Salih emredi ya. Sergen Hoca'dan dolayı Beşiktaş'a yakın bakabilir. Şimdi Öyle mi
biraz önce dedi ya, Belhanda kalacaksa orada Taylan var. Bartu Elmaz denilen bir genç bir oyuncu var. Genç bir kardeşimiz, o da şu anda sadece 1-2 dakika bir forma giydi. O da çok gelecek vadeden oyuncu olarak gösteriliyor Galatasaray'da önümüzdeki yıllarda. Bu tip şeylerde futbolcuların tercihi önemli. Oynayabileceği bir takıma gitmek, direkt oynayabileceği bir takıma. Dorukhan'ın da hala hazırda ne olacağı belli değil. Belki devre arası, belki sezon sonu. Salih bir takıma Fatih Hoca mı çağırmıştı? Evet. Bak orada da mesela Fatih Hoca'dan da arası iyi olabilir. Yani Fenerbahçe dönerken bir takıma çağırdığı zaman da ilk yani çağırdı. O da hiç belli olmuyor ki işte. Yani hani Mert Hakan Yandaş muhtemelen Fenerbahçe'de doğrudan oynayacağını düşünerek o transferi gerçekleştirdi. Öyle mi yoksa, öyle mi yoksa bu biraz önce tahkim marketleri yoksa duygusal mı? Tahkim marketleri. Peki çok indirin abi. Bütün cezaları işte indirin. O Mert Hakan orayı kaynamasın. Mert Hakan orada oynayabileceğinden bir garanti kimseye kolay kolay vermez. Yok, garanti kimsenin değil, cezası kalmasın abi. Düşünmüş olabilir. Yeni bir promosyon yapıyoruz. Kimsenin cezası kalmasın. Peki. Fatih Hoca'nınkini sıfıra indirin. Okan Hoca'nınkini sıfıra indirin. Kimsenin cezası kalmasın. O zaman Fenerbahçe'ye geçiyorum. Fenerbahçe Kasımpaşa maçıyla birlikte dönüyor. Bazı eksikler de dönüyor. Hala eksikleri, farklı eksikleri de var. Şimdi acaba bay haftasından sonra biz nasıl bir Fenerbahçe izleriz? Emre Bol bu bir. Eksiklerden ne kadar etkilenir? Dönen oyuncular ne kadar performans verir? Hepsi için şimdi. Ne kadar güzel soruyorsun. Size dönüyoruz. Ya. Yani buna Erol Hoca'ya sorsan Erol Hoca bile bu soruya cevap veremez bence. Değil mi yani, ne yapacağını futbolcu nereden bileceğiz? Emre Belez oluyor. O anlamda diyeceğim ama hani şey, idmanlardan gelen bilgi ya da işte kime ihtiyacı faydalanamadı bu dönemde. Sayın Emre Belezoğlu dün takımın röntgenini çekmiş. Geniş geniş bir sohbet toplantısı. Evet, onu birazdan izleyeceğiz versene bu arada. Versene Emre'den sonra konuşalım. Öyle mi yapalım? Evet. Peki tamam. Sportif direktör Emre Belezoğlu'nun açıklamaları olmuştu dün değerli izleyenler. Şimdi onunla ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyelim, sonra Fenerbahçe'yi konuşalım. Teriz. Şimdi birincisi şu. Emre Belezoğlu, sessiz kalacağız. Dışarıda sesimizi yükseltmeyeceğiz. Sağ içine bakacağız ama gerekirse de sesimizi yükseltiriz dedi. Bak Emre kardeşim, sen yıllardır sesini yükseltti bu noktaya gelmiş bir adamsın. Bu memlekette haksızlığın bini bir para kardeşim. Görüyorsun yani, şu futbol ortamımızı görüyorsun. Haksızlıklar, bir sürü haksızlıklar. Bağırmayan, ağlamayan çocuğa meme vermiyorlar burada. Yani sesini yükseltmeli mi Fenerbahçe? Ben hep bunu söylüyorum. Artık bu güvercin tavrından kurtulması lazım Fenerbahçe yönetimin tamamının. Şahin. Şahin olacaksın. Güvercinlikle, fair play'le, şununla bununla, aman şöyle olmasın, aman böyle olmasın. Atalan Üsküdar'ı geçiyor şu. Abi her maç sesini yükselten Fenerbahçe. Maç sonrası kim? Açıklamalarına bakıyorsun. Son 2-3 maçta bakıyorsun. Sayın yöneticiler ya çıkıyor. Sesini... Emre Belezoğlu kendi açısından bakıyorsa doğru. Efendi kalıyor. Hayır. Başkan da yöneticiler de normal makul bir şekilde konuşuyorlar yani. Çıkıp da kimseye işte cibiliyetsiz demiyorlar yani. Anladın mı? Hep böyle bir fair içerisinde götürmeye çalışıyor. Keşke bütün takımlarımız fair içerisinde götürmeye çalışsa. Ben onlara fair'in dışına çıkın elbette onu o anlamda söylemiyorum bunu ama bizim ne yazık ki... Bu cibiliyetsiz yayınlandı mı? Yayınlandı. Ben görmedim. Yani içinde yok, yayınlanmadı. İşte ben söyledim, Tahir söyledi falan filan i̇şte yani. Hep söyledik yani. Ama bakarsan içeriye bulursun dedim. Ama yayınlayacak abi. Yayınlandığını ben de okuyacağım o zaman yani. Yayınlanmıyor ki. Ben... Tahir Kum'un da yazısına baktım mesela. Böyle bir şey de o belge varsa koyacaksın. Abi gazeteci belgeyi koyar ortaya. Kestim, kusura bakma ama yani. Velhasıl Emre'nin biraz daha çıkıp konuşmaya başlaması lazım. Çünkü işte hakemler doğuruyor, MHK doğuruyor, tahkim doğuruyor. Hep alt taraftan doğuruyorlar. Böyle ama giderse... Emre şimdi şöyle söyleyeyim. Emre'nin konuşması lazım diyorsun ama burada konuşması gereken kişi Emre Belezoğlu. Şimdi konuştuğu zaman da bu sefer çift başlılık konuşursak var. İşte yetki diyor, bak, kimde? Konuşursak diyor. Konuşursak konuşmasını da biliriz diyor. Yani yönetimin bir sözcüsü olarak konuştuğu için söylüyorum. Gelelim bu limitler hadisesine. Abi siz bize ne dediniz? Max Cruz'e gittiğinde. Max Cruz'e gittiğinde ben Alanya'daydım. Alanya maçı vardı. Başkan bizi davet etmişti. Bizim de yayıncı kuruluş Türkiye Kupası maçı. Trabzon-Alanya maçı. Tam hatırlamıyorum maçı. Alanya'daydım. Max Cruz'e gittiğinde ben orada birkaç yöneticiyle telefonla konuştum. Hemen beni paldır küldür canlı yayına aldı bizim Emre Kaplan. Orada konuşuyoruz. Başkanın ifadesi şu. Hayatının kumarını oynadı. Hayatının pokerini oynadı ve kaybedecek dedi. Başkan sen poker bilmiyorsun galiba yani. Bizim başkan kop poker bilmiyormuş yani. Biz bunu anladık. Adam şampiyonlara mampiyonlara gidiyor. Tabii daha tecrübeli Max Cruz'e ama. Şimdi o kadar rahat konuştular ki biz hiçbir şey vermeyeceğiz bu adama diye. Adam 7,5 milyon euroyu mahkemeden kazandı mı? Kazandı. Sonra bir açıklama Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden. Biz sulh yoluyla hallettik. Abi şu sulh yolunu bana bir anlatın ya.
Bu sulh yolu nedir yani? Nasıl bir sulh yolu? Şimdi ben 7,5 milyon euro kazanmışım değil mi mahkemeden? Sen benimle nasıl daha sulh yapacaksın? Şimdi benim içeriden duyduğum 3,5 milyon euro vermişler diye böyle bir şey öyle, dolaşıyor. Evet, şu an öyle deniyor. Böyle bir şey dolaşıyor içeride. Abi ben mahkemeyi kazanmışım, Bana 7,5 milyon ödeyeceksin. Ha, gidersin bir üst mahkemeye. O zaman ne anlama geliyor bu açıklama? Bir dakika dinle. Bir üst mahkemeye gidersin, itiraz edersin. Beklersin bir süre daha ama faizle beraber belki de 9,5 milyon euro alırsın. Ama bu para senin artık cebinde değil mi? Cebinde. Şimdi bir tane Fenerbahçe yöneticisi de çıkıp da bu sulh yolunu bana bir açıklayacak abi.